Aksaray ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Aksaray Belediyesi Mali İşler Müdürlüğü çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerinin ikinci taksitinin bu ay başladığını hatırlatarak vatandaşlara vergilerini zamanında ödemeleri konusunda çağrıda bulundu. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan çağrıda Aksaray Belediyesi sınırları içinde emlak sahibi olan vatandaşlarımızın, emlak ve işyeri sahiplerinin çevre temizlik, ilan reklam vergileri ikinci taksiti, Aksaray Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü veznelerinden ve www.aksaray.bel.tr adresine girerek e-belediye sisteminden vergilerini kolaylıkla yatırabilecekleri gibi 238378 numaralı posta çeki hesabından ödeme imkanına da sahiptirler. Ayrıca vatandaşlarımız kredi kartıyla da borçlarını ödeyebilirler. Bilindiği gibi evlerden çevre temizlik vergisi tahsili su faturaları ile tahsil edilmekte ancak işyerlerinin çevre temizlik vergileri ayrı olarak belediyemizce tahsil edilmektedir. Vatandaşların geçmiş yıllara ait birikmiş emlak, çevre temizlik, ilan reklam vergilerinde aynı yukarıda belirtilen şekilde yatırabilecekleri uyarısı yapılan açıklamanın devamında vatandaşlarımızdan ricamız vergilerini süresi içerisinde son gün olan 30-11-2017 Perşembe gününe bırakmadan bugünler içerisinde yatırmalarıdır. Vatandaşlarımız vergilerini zamanında yatırırlarsa son günlerde izdiham nedeniyle vergilerini yatırırken zorluk çekmezler. Vatandaşlarımız gayrimenkul alımlarında belediyemize yeni beyan vermekle yükümlüdürler. Tapu ve nüfus cüzdan fotokopileriyle belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne gelerek gerekli işlemleri yaptırabilirler. Belediyenin en anlamlı hizmet noktalarından bir tanesi olan Emekliler Dinlenmevi ve Çay Bahçesi'nde vatandaşlar kaliteli zaman geçiriyor emekli olan vatandaşların sosyal hayattan kopmamalarını sağlamak amacıyla açılan emekliler dinlenme evi ve çay bahçesine gelen yüzlerce emekli vakitlerinin büyük bir bölümünü burada geçiriyor. Aksaray Belediyesi tarafından 2014 yılında kurulan emekliler evi kış aylarında sabah 7 ile akşam 19 saatleri arasında yaz aylarında ise sabah 7 ile akşam 21 saatlerinde hizmet veriyor. Aksaray Belediyesi tarafından Ulu Cami yanında geniş bir alan üzerine yapılan açık ve kapalı alanlarıyla yaklaşık 300 kişiye hizmet veren emekliler dinlenme evi, kütüphanesi, günlük gazetelerin yer aldığı gazete köşesi, modern oturma grupları, yeşil alanları, süs havuzu ve genel görünümüyle Türkiye'nin en modern ve en güzel emekli dinlenme evlerinden biri olarak gösteriliyor. Aksaray Belediyesi düzenlenen çeşitli etkinliklerle sosyal dayanışmayı daha da ileriye götürmek ve emeklilerin hayata bakış açılarını farklı kılabilmek için çalışıyor. Yeni dostluklar edinmenin huzurlu ve mutlu adresi emekliler dinlenme evine gelen vatandaşlarımız burada çayını kahvesini içip gazetesini okuyup televizyon izleyebiliyor. Emekliler dinlenme evi sadece emeklilere değil, üniversiteli gençler ve tüm vatandaşlara açık bir tesis. Aksaray Belediyesi Emekler Evi Sosyal Tesisi bütün halkımızın hizmetinde. Aksaray Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri bir şekilde işlevini yetiren eski su sayaçları yerine ön ödemeli akıllı su sayaçları kartlarını hayata geçiriyor. Aksaray Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü işlevini yerine getirmeyen ya da herhangi bir sebepten dolayı arızalanan su sayaçlarını ön ödemeli akıllı kartlı su sayaçlarıyla değiştiriyor. Aksaray genelinde kullanımı gittikçe yaygınlaşan akıllı kartlı su sayaçları birçok avantajları beraberinde getiriyor. Belediyeden yapılan açıklamada akıllı kullanan aboneler normal mekanik saatlere göre suyu metreküp cinsinden %10 daha indirimli kullanabiliyor. Önceki sistemde bir gün süren abonelik işlemleri 5 dakika içerisinde halledilebiliyor. Herhangi bir nedenden dolayı abone kapama işlemi önceki sistemde depozito olduğu için 2 gün sürerken kartlı sayaç sisteminde 5 dakikada halledilebiliyor. Vatandaş her ay belediyeye gelmek zorunda kalmayarak yükleme noktalarından rahatlıkla kartlarına yükleme yapabiliyor. Yükleme yapmadan kullanım olmayacağı için ev sahipleri kiracılarının borçlarını ödeyip ödemediğini kontrol etme işlemini ortadan kaldırıyor. 7 gün 24 saat diledikleri kadar su alabilmelerine ve kullanımlarını sürekli olarak takip edebilmelerine olanak sağlıyor. Açık unutulan musluklardan dolayı su basmaları ve gereksiz sarfiyat önlenmiş oluyor. Sayacınızda kontörün bitmesi halinde kartınızı okutarak 3 ton avans suyu kullanmaya devam edebiliyorsunuz. 3 ton avansınızın bitmesi halinde yine su yüklemediyseniz avans yükleme noktalarından 7/24 su yüklemesi yapabiliyorsunuz. Suyunuzun mesai saatleri dışında bitmesi halinde düğmesine basarak mesai saati başlayana kadar suyu kullanmaya devam edebiliyorsunuz. 7.24 avans ve nakit yükleme yapmak için belediye önü ve Toki Cumhuriyet Mahallesi Kule AVM önünden işlem yapılmaktadır. Fatih Mahallesi itfaiye önünden de sadece avans yükleme yapılabilir. Belediye, şehrin muhtelif yerlerinde bulunan tarihi çeşmeler ve mahallelerdeki tatlı su çeşmelerinin bakım ve onarımını yapmaya devam ediyor. Tarihi yapıları yeniden kente kazandırmak için yoğun bir çaba ortaya koyan Aksaray Belediyesi, Aksaray'ın en önemli çeşmelerine sahip çıkarak restore ederek hak ettiği değere kavuşturuyor. Aksaray'da bulunan çeşmelerle ilgili bakım ve onarım çalışması yapan Aksaray Belediyesi, çeşmelerin kültür varlığı kapsamında restore ederek tekrar kullanıma kazandırıyor. Belediye tarafından projelendirilen restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi çeşmeler yeniden görünür hale getiriliyor. Uzun yıllar önce hattının bozulması sonucu suya akmaz hale gelen, atıl durumda olan tarihi çeşmeler ve tatlı su çeşmeleri belediye tarafından yeniden projelendirilerek eski dokusunu bozmadan tekrar kullanıma kazandırılıyor. Kentin tarihi dokularına sahip çıkan Aksaray Belediyesi'nin şehrin muhtelif yerlerindeki çeşmelerin bakım, onarım ve modernizasyon çalışmaları ise devam ediyor. Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.